bir şey daha sormak istiyorum. Aslında bu seçimin iptalinin ilk işareti Sayın Cumhurbaşkanı 13-14 bin oyla seçim kazanıldım diye hava atılmaz dediğinde ortadaydı. Şimdi bize söyleyin. Deyin ki şu kadar oyla kazanırsanız kabul edeceğiz. Biz ona göre yola çıkalım. Söyleyin bize. YSK'ya ferman gönderin. Deyin ki bu kadar oyla seçim kazanılıyor. Biz ona göre yola çıkalım. Çok net bir şekilde soruyorum. 13-14 bin oyla seçim kazanılmıyorsa Giresun'da 280 oyla, Bartın'da 179 oyla, Muş'ta 538 oyla, Karabük'te 555 oyla kazanılıyorsa o zaman da kesin bir şeyler olmuş. Tamamlayın lütfen. Şunu net bir şekilde söylemek isterim ki değerli arkadaşlar. Şimdi YSK kararı verdiğine göre araştırılması gereken aynı zamanda YSK üyelerinin kendisidir. Bu YSK üyeleri karar vermeden önce kiminle, ne kadar, hangi telefonlarla görüşmüştür bu meclisin huzurunda açıklanması gerekir değerli arkadaşlar. Ve açıklanması gerekir ki AKP'li üyeler heyetler halinde nasıl YSK'ya baskı kurmuştur bunun açıklanması gerekir. Ve net bir şekilde söylemek isterim ki YSK eğer bir vicdan arıyorsa, AKP eğer bir vicdan arıyorsa daha önce Cumhurbaşkanı yaptığı kişinin vicdanında aklanmalıdır. Önce daha önceki kendi genel başkanı ve başbakanının vicdanında aklanmalıdır AKP. Ondan sonra kamu vicdanı, ondan sonra millet iradesi demelidir. Önce kendi cumhurbaşkanınızın önünde, hatta şimdi görev yapan belediye meclis üyelerinizin önünde, hatta şimdi seçilmiş ve istifa eden belediye başkanlarınızın vicdanında aklanın. Ondan sonra millet iradesi, ondan sonra kamu vicdanı değil değerli arkadaşlar. Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.